Burada bu dağların ilerisinde Feslen Mahallesi var. Şu an ekipler alevlerin mahalleye ulaşmaması için ellerinden geldiği çabayla alevlerle mücadele ediyor. Ancak alevlere karşı durmak kolay değil. Bir yandan hava desteği yoğun bir şekilde sağlanıyor. Evet. Burada durum gerçekten çok ciddi. Çatır çatır ormanlarımız yanıyor. Evet, müdahale yetersiz kaldı bu bölgede. Tabii ilerleyen hatta duman altında müdahale devam ediyor. Edilemez buradan abi. Hatta buraya büyük araç gelebilir. Biz yolu kapatmadan çıkmalıyız. Diğer şu arka taraftan da dolaşıp önümüze gelebilir alevle. Onu da dikkat etmek lazım. Evet. Gördüğünüz gibi alevler. Biz de yangından sonra kırsal mahallelerde yangının etkilerini incelemek için bölgedeydik. Ziraat Odası Başkanımız, Milas Ziraat Odası Başkanımız İsmail Atıcı ve kurumda görevli ziraat mühendisleri de bölgede. Evet. Alev savaşçıları gördüğünüz gibi Milas yangınında 7. günde hala alevlerle mücadeleye devam ediyor. Evet, sesleri duyuyorsunuz. Evet. Evet, biraz ilerleyelim. Bu alevler eğer tutulamazsa ilerisinde Feslen Mahallesi'ni tehdit edecek. Evet. Evet, orman ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Gördüğünüz gibi canlı başla alevlerle mücadele ediyorlar. Bakın, ormanın içlerine doğru çekilen bu hortum, el birliğiyle çekilen bu hortum sonunda alevlerle mücadelede kullanılıyor. Gördüğünüz gibi zorlu şartlar, gerçekten çok zor. Yedinci gününde Milas yangınları devam ediyor. Bakın, şu alev hattının bu bölgeye geçmemesi için ekiplerin mücadelesi canla başla devam ediyor. Evet. Hadi geriye doğru, geriye hortum katlanmasın. Sizlere yangınla mücadelenin ne kadar zor olduğunu göstermek için sıfır hattına geldik. Yangının sıfır hattındayız. Oradan gerçekten... kopat, oradan çıkar. Tabancayı al, gel tabancayı. Tabancayı getirin. Tabanca. Tabanca tarafını getir. Geliyor. Evet, bakın. Bakın. Şu tarafa doğru. Tamam, çık oradan. Bu patlar zaten. O kadar da bir şey olmaz. Çek.